Was? Ja, jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, duruyor. Bugün antrenmana katıldı kendisi. Schwager'ı beklememiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Henüz takım antrenmana katılmadı, bireysel antrenman yaptı. Olumlu yönde gelişme gösteriyor. Fakat ancak bu akşam %100 emin olabileceğiz oyuna katılıp katılmayacağı. Akıf mısınız? Daha önce bu kadar seyirci önünde, böyle büyük bir kitle önünde oynadınız mı hiç? Ya, kenne ich noch nicht. Henüz benim için çok yeni bir tecrübe bu. Bu kadar kalabalık bir kitle önünde oynamak. Yarın oynayan herkes için bu bir önemli bir tecrübe sanırım. Sadece benim geçecek. Biz günü şu şekilde bölümlendirmek istiyoruz. Daha uzun süre uyumak, dinlenmek, öğle vakti dinlenmek istiyoruz. Sonra da biraz da relaksasyon ve mental bir hazırlık yaptıktan sonra akşama hazır bir şey. Soruyorum, Fenerbahçe'yi yarın nasıl bekliyorsunuz? Salzburg'daki kendi sahanızdaki mandat daha yüksek bir performansı olası mı? Kendi sahamızdaki sonuca bakarsak Fenerbahçe'ye berabere 0-0 bir skor yeterli sayılır. Ama bununla yetineceklerini sanmıyorum. Çok tecrübeli bir takımımız var. Ve tabii ki oyunun gelişimine göre biz de tepki vereceğiz, karşılık vereceğiz. Ama sanırım her zamanki gibi gelişecek. Bizim için rakibimizin davranışı, oyun tarzı çok önemli değil. Kendi yaptığımıza bakacağız. Aktif bir şekilde, agresif bir şekilde oynamaya çalışacağız. Bu şekilde Fenerbahçe'ye sorunlar çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu da bizim başvurabileceğimiz, başvuracağımız, izleyeceğimiz tek yol diyebilirim. Çok genç bir kadromuz var. Çok eski tecrübeli futbolcular gibi değil. Benim kendi takımımın yaş itibariyle mentalitesine uygun bir oyun kurmaya çalışacağız. 90 dakika boyunca bir gol atmadı bu süreçte. Onu özel kılan da müthiş bir oyun çıkardı. Bir gol atarsa beni hiç şaşırtmaz. Kendisi kendi sahamızda birçok golü hazırladı. Gol pozisyonu hazırladı. Ne zaman yine gol pozisyonu yaratacağı hiç belli olmuyor. Ve yarın da bu şekilde oynayacağından hiç şüphem yok. Sorum siz sanırım hakemin eleştirildiğini, hakeme ceza verilmesi konusunda bir soru sordunuz. Hakemin sizin eleştirileriniz vardı ve çok sert eleştiride bulunmuştunuz maç sonrası kötü yönetimi nedeniyle. Ancak UEFA gözlemcisi tarafından maçı iyi yönettiğine dair 8,5 puan verildi. Yüksek bir puan verildi. Bu konu 8,5 puan diyorsunuz. Yüze kadar mı çıkıyor bu ölçek? 8,5'sa çok düşük bir puan bu. Diğer konu da bence spor direktörümüzün fikri daha önemli. Bu elimiyle ilgili olarak tartışmaya hiç gerek yok. Dünyanın nereye giderseniz gidin, hangi kıta giderseniz gidin. Her yer kırmızı kart vermemesi çok tuhaf. Sanırım her gazeteci, Alman, Türk, Avusturyalı fark etmez. Bu çok açık bir şekilde kırmızı kart hak eden bir hareketti. Biz de bunun üzerine tabii ki UEFA'ya başvurduk. Bu sahneyi tekrar izlemelerini istedik. Bence tek bir sebep var bunun cezalandırılmamasının. O da gerçek durum itibariyle verilen karar diye tabir edeceğimiz bir karar. Eğer ama bu tür hareketler cezalandırılmazsa fair play'in bir anlamı kalmıyor. Fenerbahçe'nin
de oyuncularının böyle bir takım hareketlere ihtiyaç atmış olmamız hakemin suçu değil. Tabii ki ümitliyiz yarınla ilgili olarak objektif, nesnel bir hakem kadrosunun sahada olmasını ümit ediyoruz. Durumların nesnel bir şekilde, tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini ümit ediyoruz ve yarın bu statta, buradaki atmosferde, ki bu herkesin hakkıdır, sahaya çıkan herkesin hakkıdır, nesnel, fair, adil. Kendisine bir şey söylemeye kalkmış, anlamadım. Bence sahada insanların, oyuncuların birbirleriyle konuşması doğal, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunması. Yarın kolay bir maç olmayacağının farkındayız. Kazanmamız kolay olmayacak. Takımımızın performansının farkındayım, kapasitesinin farkındayım. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Son dakikaya kadar mücadele edecek. Ve takımımızla gayet tabii burada galip olarak bu sahadan ayrılabileceğimize inanıyorum. Bir de medyaya açık, basına açık antrenmanımız var. Teşekkür ederim efendim.